PRP, esasen 30 yıldır bilinen ama kadın doğumda ve özellikle kısırlık tedavilerinde yaklaşık 2-3 yıldır hayatımıza giren bir tedavi. Burada trombositten zengin, içerisinde büyüme faktörlerinin çok olduğu bir sıvı kullanıyoruz. Kısaltılması da PRP deniyor. Hastadan kan alıyoruz, yaklaşık 20-30 cc civarında bir kan alıyoruz. Bunu özel bir santrifüj işleminden geçiriyoruz bir veya birkaç defa. Sonrasında geriye kalan kan hücrelerini yani kırmızı hücreleri ayırıyoruz. Bizim elimizde trombosit veya platelet denen bir kısımla büyüme hücrelerinin çok yoğun olduğu bir serum kalıyor. İşte bazı çalışmalarda bunun yumurtalık içerisine verildiğinde yumurtası az olan, erken menopoza girmiş olan ya da Ailesinde menopoz öyküsü, erken dönemde menopoz öyküsü olan kadınlarda ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında biz bu serumu yumurtalıkların içerisine verdiğimizde başarının arttığını gösteren çalışmalar var. Aslında PRP solüsyonunu ortopedi çok kullanıyor, plastik cerrahi çok kullanıyor. Biz de kadın doğumcular olarak özellikle tüp bebekle uğraşan hekimler olarak bu sıvıyı hazırlıyoruz. Tabii ki bir son çare yani normalde şu an ispatlanmış, başarısı gösterilmiş, kesin olarak bilimsel çalışmalarla gösterilmiş bir yöntem değil. Ama hastaya bir zararı yok. Çünkü kendi serumunu kullanıyoruz. Bunu iki yere veriyoruz. Bir tanesi yumurtalıklarda hücre az veya yoksa FSH hormonu yani menopoz hormonu yükselmişse yumurtalık rezervini çok iyi gösteren bir faktör olan AMH hormonu çok düşmüşse yumurtalıkların içerisine veriyoruz. Birkaç ay takip ediyoruz. Hastalarımızın bir kısmında yumurta hücrelerinin yani yumurtalıklarda normalde büyüyemeyecek yeterli faktör olmadığı için büyüyemeyecek olan bu yumurtalıklarda yumurta hücrelerinin olduğunu görmeye başladık. Böyle birçok sayıda hastamız var. Aynı zamanda kullandığımız PRP'yi kullandığımız diğer bir yerse ince rahmin ince olması. Yani bir şekilde rahim zarı hormonlara cevap vermiyor ve kalınlaşmıyor. O zaman da o bölgeye biz bu solüsyonu zerk ettiğimizde, verdiğimizde o bölgedeki bazı hastalarımızda tabii kalınlaşmanın olduğunu görürüz ve o zaman işte tüp bebek tedavisi veya kendinden gebelik şansını yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla PRP günümüzde bir mucize olarak görünüyor. Gerçekten kendi pratimizde de uyguladığımızda bazı hastalarımızda yumurta yokken yumurta çıktığını görüyoruz. Kendinden gebelik olduğunu görüyoruz. Ya da tüp bebekte hiç yumurta yokken 4-5 tane yumurta elde ettiğimiz görüyoruz. Dolayısıyla özellikle ileri yaş olgularda, yumurtası azalmış olgularda, erken menopoz tanısı olmuş olgularda, yumurtalık yetmezliği tanısı almış olan olgularda kendi kanından hazırlanmış olan bu trombosit ve büyüme faktörlerinden çok zengin olan sıvının kullanılması fayda sağlıyor gibi görünüyor şu anda ama daha çok bilimsel çalışmalara ihtiyaç var.